arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle kenar tığlama çalışması yapacağız gördüğünüz gibi tek seferde çalışılan bu modelimizi sizlerle birlikte başlayacağız battaniye kenarlarında havlu kenarlarında bebekler için kullandığımız kundaklarımızda ya da diğer aklınıza gelen e, kenar tığlaması yapmamız gereken yerlerde bu tek seferde örülen çalışmamızı yapabilirsiniz ben 2 numaralı tığımı kullanıyorum ve şöyle ince lif ipimi kullanıyorum. 2 kat olan lif ipimle bu çalışmamı yaptım. Tabi ince bobinlerimizde 60 numara 50 numara iplerle de bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Kullanacağınız yere göre. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekip bir tane düğüm atarak örmeye başlayalım. Şimdi peçetemizi ben tığlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi 1 santimlik bir kıvırma payı var. Kıvırma payının altından olacak şekilde alıyorum. Sizlerde tığlayacaksanız ona uygun bir şekilde batma yerlerini ayarlayalım. Önce önden batıyorum. Bakınız önden batıyorum. İpimi arkadan alıyorum. Yukarıya doğru şöyle çekiyorum. Buradaki zincirimiz olan düğümümüz şöyle arkada kalacaktır zaten. Bakın şu şekilde arkada kaldı 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 üzerine trabzan kuracağımız için ilk başlangıca zincirle başlatıyorum şimdi ikincisini ve diğerlerini sadece başlangıçta zincir var diğerlerinin tamamını trabzan olarak öreceğiz başını bir defa doluyorum yanına batıyorum İpimi arkadan şöyle tığımı alıyorum önden güzelce uzatıyorum uzattığım aldığım ilmeği örüyorum daha sonra doladığım ilmeğimle trabzanımı örüyorum. 1 2. Iki. İkili trabzan örüyorum. Tekrar yapalım. Tığımızın başını dolayalım. Dibine batıyorum. Tığımla ipimi arkadan alıyorum. Şöyle rahatça geçiriyorum. Yukarıya doğru. Çektiğim ilmeği önce örüyorum. Daha sonra doladığım ilmeği 1 ve 2 şeklinde örerek 3 tane trabzanımız oldu. Dördüncüyü yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum. İpimi alıyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Önce aldığım ipi örüyorum. Sonra doladığımı ve diğer ilmeğimi örüyorum. Burada bir tane zincirden diğer 3 tanesi ikili trabzandan grubumuzu başlatmış olduk. Şimdi zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, ve altı tane zincirimi çekiyorum. Altı zincirimi şöyle tığımı ilmeğimden çıkarıyorum. Birinci zincir çekerek oluşturduğum trabzanın şöyle tepesine giriyorum. Ilmeğimi buraya geçiriyorum. Şuraya geçirdim. Şurada yuvamızı kurduk. Ve buradan bir tane zincir çekiyorum tığımın başını yani burayı kapadığımız zincirimle tığımın başını doluyorum. Tam 10 tane başını dolayarak tek seferde çekiyorum. 1 2 3 4 Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Beğenileriniz, yorumlarınız bizler için çok kıymetli. 6'yı ördüm. 7 8 şöyle çekiyorum. 9 ve 10. 10 defa başını dolayıp tek seferde çektim. Şimdi 10. ördükten sonra hemen şu yandaki bölümden giriyorum. Trabzanımın da arasından geçiyorum ilmeğimi şöyle içinden geçiriyorum ki geçişimiz düzenli derli toplu olsun araya iki tane zincir bir ve iki İki zincirimizi çektikten sonra buradaki çalışmanın birebir aynını hemen yanına da kuruyorum tığımızın başını doluyoruz iki zincirimiz olduğu için belli bir mesafe atlıyorum hemen batıyorum biraz bakınız mesafemiz var batıyorum ipimi alıyorum uzatıyorum önce uzun çektiğimi daha sonra doladığımı trabzan olarak örüyorum doluyorum hemen yanına ipimi alıyorum önce çıkardığım ipimi sonra doladığımı trabzan olarak örüyorum doluyorum yanına batıyorum çekiyorum doluyorum batıyorum bir. Evet aynısını tekrar ettik. Bakınız 4 tane trabzanımız oldu. Şimdi 6 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Zincirimi çektikten sonra tığımı çıkarıyorum. Birinci trabzanın tepe noktasına gelerek batıyorum. İlmeğimi tığımın ucundan geçiriyorum. Ve bir tane zincirimle burayı kapatıyorum. Ve yine şuradaki gibi e, başını bir defa dolayıp alacağız. Ama bu kez 10 tanesini değil, 5 tanesini önce bir örüyoruz. 1 2 3 4 5 Köprümüzü diğer tarafa kuracağımız için yarısını önce örüyoruz. Yarısını da köprümüzü kurduktan sonra örüyoruz. Tekrar 6 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. Buradan tam ortalayarak 1, 2, 3, 4, 5 bakın şöyle 5 ile 6'nın arasına girelim. İpimizi alıyorum. Bunu buraya arasından geçirerek bağlıyorum. Bir tane zincirimle sabitledim. Buraya şimdi 10 tane başını bir defa dolayıp örgümüzde dolduruyoruz. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 defa da doldurdum. 10. kez doldurduktan sonra bakın şöyle ilmeğimizi önce ördüğümüz katı sonra trabzanımızın yandaki katından giriyorum ilmeğimi geçiriyorum yuvarlak güzel bir geçişimi bu şekilde sağlıyorum kalan 5 tane yarım trabzanımı örüyorum başını dolayıp tek seferde 1 2 3 4 ve 5 toplam yine 10 tane ördük ama yarısını önce yarısını sonra ördük bitirdikten sonra yine bakın şuradaki bölüme giriyorum ipimi ilmeklerimin arasından geçiriyorum ve birinci modelimizi bu şekilde kurduk bütün modellerimizi aynı şekilde kuruyoruz birinciyi önce tamamlıyoruz diyoruz ikincinin yarısını örüp bu tarafa doğru geçişimizi yapmıştık burada Evet şimdi iki zincirimi çekiyorum bu başını bir defa doluyorum. Şöyle göz kararı güzel bir mesafe ayarlıyorum. Birinci, ikinci atladım. Tabii bu normalde olabilir. Şöyle yarım santim kadar ilerliyoruz. Önce battığım, uzattığım ilmeğimi, sonra başını doladıklarımı örerek trabzanımı oluşturuyorum. Doluyorum. Önce çıkardığım ilmeğimi, sonra trabzanımı örüyorum. örüyorum. Dördüncüyü de örüyorum. Evet, dört trabzanım ördükten sonra altı tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Birinci trabzanıma geliyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum. 10 tane yarım trabzanın buraya örüyorum. Başını dolayıp tek seferde çekiyorum. 2 3 4 10 trabzanımı ördüm. Yandan giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra yan tarafa geçiyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi örmek için başlıyorum atıyorum uzatıyorum. Devam ediyorum. 4.'cüyü de ördüm. 6 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 1. tırabzanıma batıyorum. Geçiyorum. Bir tane sık iğnemle kapatıyorum. Ve 5 tane yarım tırabzanım örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 6 zincirimi çekiyorum. 1 2 yarısı kalıyor bakınız. 2 3 4 5 6 tam ortalıyorum 1 2 3 4 5 şöyle bakın 5'ten sonra tam ortalayalım her iki 5'in arasına girelim geçiriyorum ilmeğimi bir tane zincir toplamda 10 defa trabzanımızı örelim 2 3 10 tane trabzanımı ördüm yine aşağıya geçişimi yapıyorum önce buradaki son ilmeğimizden trabzanımızın şöyle yanından giriyoruz ipimizi geçiriyoruz şöyle ilmeğimizi kalan 5 tane trabzanımızı örüyoruz ve bu şekilde istediğimiz örgülerimizde güzel modelimizi kullanıyoruz 3 4 5 yine yandan şöyle kaydırıyorum iki tane zincirimi çekiyorum ve bakınız güzel çalışmamız aynı şekilde tekrarları yaparak devam ediyorum Ardına bu güzel modelimizi kurduk ve çalışmamızı tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar dilerim. İşiniz Gücünüz rast gelsin inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.